Tamam, welcome you all, dear respected all, günaydın and greetings from Istanbul. Today on behalf of the organizing committee, my colleague Dr. Ömer Dabandı and I, Dr. Ruba Kasmo, are pleased to welcome you to the 8th International Conference on Earth and Building Materials, CARBEACH 2020. The conference is jointly organized by CARBEACH Network in Turkey and the Research Center for Conservation of Cultural Heritage, KURAM, at Fatih Sultan Mehmet Vakıf University and generously hosted by the latter. Since its launching in 2005, CARBEACH conference series has been in line with the mission of UNESCO, ICOMOS, and the International Scientific Committee on Earth and Architectural Heritage, presenting studies on durability, seismic response, and production techniques of earth and building materials. This year, the conference has recognized the ongoing worldwide debates on climate change, SDG, and the alarming COVID-19 conditions, and highlighted its main topic as the role of earthen materials on providing healthy and sustainable indoor environment, together with, of course, with the other themes of the conference. The papers that we will have during these 2 days present up-to-date studies covering almost all the geographical contexts inside Turkey. International contexts are also presented through keynote speeches and several papers, including locations such as India, Iran, Saudi Arabia, Egypt, North Cyprus, and Bureau. We hope that this conference will provide a scientific platform to exchange experiences and to trigger discussions from multidisciplinary points of view. We would like to thank the conference chairs and secretary, all the members of the honor organizing and Turkish and international scientific members for their efforts in realizing the conference during these critical pandemic times. Now I am leaving the floor to my colleague Dr. Ömer to welcome you in Turkish. Ömer Hoca, buyurun. Teşekkürler Ruba Hoca. Değerli protokol, kıymetli katılımcılar, ben Doktor Ömer Dabanlı ve arkadaşım Doktor Ruba Kasmo bu bölümde konferans hakkında genel bilgiler vererek konferansın açılışını gerçekleştireceğiz. CARBEACH Network ve CARBEACH Akademi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama Araştırma Merkezi KURAM ortaklığında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası CARBEACH Konferansı'nda sizleri ağırlamaktan onur duyuyor ve organizasyon komitesi adına hoş geldiniz diyerek saygıyla selamlıyoruz. 2005 yılındaki başlangıcından bu yana CARBEACH Konferansları UNESCO, ICOMOS ve İSKAH'ın toprak malzeme ve yapıların dayanıklılığı, sismik tepkileri ve üretim teknikleri üzerine çalışmalar sunan misyonu doğrultusunda çalışmaları çeşitli şekillerde konu etmişti. Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz konferans, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve şu an dünyamızın yaşamakta olduğu endişe verici koronavirüs salgın koşulları hakkında dünya çapında devam eden tartışmaları da dikkate alarak temasını sağlıklı binalar, sağlıklı ve sürdürülebilir mekan sağlamada toprak malzemenin rolü olarak belirlemiştir. Bildiriler, Türkiye'deki neredeyse tüm coğrafi bağlamları kapsayan güncel çalışmaları sunmakta. Uluslararası bağlamlar ise Mısır, Hindistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs ve Peru dahil olmak üzere çeşitli araştırmacılar ve davetli konuşmacılar tarafından sunulmuş olacaktır. Bu konferansın bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak ve çok disiplinli bakış açılarından yola çıkarak tartışmaları tetiklemek için bilimsel bir platform sağlayacağını ümit ediyoruz. Pandemi dönemindeki zor şartlarda konferansı gerçekleştirmek konusunda emeği geçen tüm organizasyon komitesi ve bilim komitesi üyelerimize ve değerli katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Şimdi ilk olarak konferansımızın açılış konuşmalarına geçeceğiz ve sizlere sırasıyla değerli konuşmacıları ve protokolümüzü takdim edeceğiz. Okay, now we start with the opening session. The first speaker will be Dr. Ömer,
as the director of Kuram Center at FSMVU and co-chair of the conference. His speech will be in Turkish with an English translation on the screen. However, the following speeches of the honorary guests will be only in Turkish. Şimdi konferans hakkında bilgi vermek için konferansın iş başkanı ve FSMVU Kuram Müdürü Dr. Ömer Dabanlı'ya ilk sözü veriyoruz. Buyurun. Ekranı bir paylaşmam lazım İrem, bu ekranı. Bana bir müsaade edebilirsin. Şu an ekranımı görebiliyorsunuz sanırım, değil mi? Evet, görüyoruz. Tekrar merhabalar. Konferans hakkında genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Sözlerimin başında sizleri tekrar muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Bölge Müdürüm, konferansımızın kıymetli organizasyon ve bilim heyeti üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Kıymetli protokolümüz ülkemizden olduğundan ağırlıklı olarak ve konuşmamın da İngilizcesini tekrar ederek vakit kaybetmemek için konuşmamı Türkçe gerçekleştireceğim. Ancak sunum ekranında konuşmamın İngilizce metnini de yabancı katılımcılarımız takip edebilecektir. Bu hususu hatırlatmak üzere kısa bir İngilizce araya bir pasaj girip tekrar konuşmama dönmüş olacağım. Dear respected participants and attendees, welcome to the 8th International Kerpiç Conference. At the beginning of my speech, I greet you with my deep respect. Since our distinguished protocol is from our country, and in order not to waste time repeating my speech in English, I will speak in Turkish, but our foreign participants will be able to follow the English translation of my speech on the screen. Thank you. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuram, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle koruma, restorasyon alanında bilimsel temellerin güçlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. Kuram, restorasyon, konservasyon alanında laboratuvar, test ve bilimsel rapor hizmetleri, Ar-Ge ve danışmanlık, mesleki uzmanlık eğitimi, proje yönetimi, seminer ve konferans türünde bilimsel etkinlikler gibi başlıklarda çalışmalar yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye ve dünyadan pek çok farklı nitelikte kültür varlığı için 500'den fazla bilimsel rapor hazırlamış olan Kuram, kültür varlıklarımızın gelecek nesillere özgün haliyle aktarılmasına katkı sağlamaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş olan İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri isimli bir diğer projeyi yakın zamanda tamamlamış olan Kuram, bu kapsamda geleneksel sanat ve zanaat alanında çalışan meslek erbabının envanterini oluşturmuş, atölyeler kurmuş ve alanındaki insan kaynağının eğitimi konusunda çalışmalar yapmıştır. Koruma ve restorasyon uygulamalarında insan kaynağının kalitesinin artırılması ve sertifikalandırılması için çalışmalar yapmak amacıyla Kuram Mesleki Sınav Merkezi'nin de kuruluş çalışmaları yürütülmektedir. Koruma alanıyla birlikte geleneksel binalar ile doğal ve geleneksel yapı malzemeleriyle de doğrudan ilgilenen Kuram, bu başlıkları esas alan seminer, konferans ve mesleki eğitim programları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda İKOMOS bünyesindeki Uluslararası Toprak Mimari Miras Bilimsel Komisyonu misyonuna göre ülkemizde yaklaşık 40 yıldır toprak yapılar üzerine çalışmalar yapmakta olan Kerpiç Network ve Kerpiç Akademi ile Kuram ortaklığı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı'nı düzenlemekteyiz. Konferans 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde bugün ve yarın tüm gün boyunca çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecektir. Dünyamızın küresel ısınma ve yol açtığı iklim değişikliği gibi yıkıcı etkiler ile baş etmeye çalıştığı günümüzde, bunlara ilave olarak acı bir şekilde tecrübe etmekte olduğu koronavirüs salgını sürecinde
insanlık tabiat ile bağını tekrar sorgulama imkanı bulmuştur. Bu süreç bizleri sürdürülebilirlik, doğal binalar, doğal ve geleneksel yapı malzemelerine daha fazla ilgi duyar hale getirmiş ve insanın da özü olan toprağa dönüş yolları üzerinde daha fazla kafa yormaya sebep olmuştur. Dünyaya geldiğinden bu yana barınma ihtiyacını doğal malzemeler ve geleneksel binalar inşa ederek karşılamış olan insanoğlunun günümüzde bu ihtiyacını karşılamak üzere çimento ve çelik gibi endüstriyel yapı malzemelerine mahkum edilmiş olması çok dikkat çekicidir. Kadim inşa kültürü ve malzeme bilgisini unutan insanlık günümüzde en ücra köyde bile çimento olmadan herhangi bir bina yapamaz hale gelmiştir. Bu öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın yolu şüphesiz kadim kültürümüzü anlamak ve bugünkü küresel ekonomik sistemi sorgulamaktan geçmektedir. 1 kilogram çimento üretmek için atmosfere yaklaşık 1 kilogram karbon salındığı dikkate alındığında beton endüstrisine mahkum olmak yerine her yerde ucuz ve erişilebilir bir malzeme olan toprağın farkına varmanın ne derece önemli olduğunu da bizlere anlatmaktadır. Sizin hayır bildiğiniz şeylerde şer, şer bildiğiniz şeylerde hayır vardır kaidesini ve zamanın değişen ruhu ile ortaya çıkardığı bugünün bağlamını da dikkate alarak temasını sağlıklı binalar, toprak malzemenin sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlar elde etme konusundaki rolü olarak belirlediğimiz Kerpiç 2020 konferansımızda doğal ve bu sebeple de aynı zamanda kadim bir kültüre dayanan geleneksel bir yapı malzemesi olan toprak ve kerpiçin mekan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanılmakta. Ayrıca tarihi kerpiç yapım geleneği, kültür varlıkları, koruma ve sürdürülebilirlik, toprak ve kerpiçin çağdaş yapı teknolojilerine entegrasyonu kavramları çerçevesinde masaya yatırılmaktadır. Konferansa Türkiye, İran, Norveç, Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Peru olmak üzere toplamda 8 ülkeden 56 araştırmacı bilimsel tebliğlerini sunarak katılım sağlamaktadır. Ayrıca alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları da özel konularda davetli konuşmalar gerçekleştirecek olup bu kapsamdaki konuşmalarda toprak binaların vazgeçilmez bir unsur olduğu Anadolu, İran, Kıbrıs, Mısır ve Ceziretül Arap'ta yer alan örnekleri üzerinden önemli konuşmaları gerçekleştirecek. Bu keyifli konuşmalar sizleri beklemektedir. Sözlerime son verirken konferansımızın toprağın özel bir yapı malzemesi olduğu konusundaki farkındalığı artırmasını, alandaki yeni bina üretimi ve koruma uygulamalarına çok disiplinli ve farklı bakış açıları kazandırması ve insanlığa faydalı olmasını temenni ediyor ve tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Son olarak başta katılımlarıyla bizleri şereflendiren değerli protokole, mütevelli heyeti başkanımız Sayın İsmail Gerçek ve Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Andı nezdinde konferansa ev sahipliği yapan üniversitemize, konferans başkanı Sayın Profesör Doktor Bilge Işık ve Kerpiç Akademi'ye, konferansımızın başta organizasyon komitesi olmak üzere bilim komiteleri ve düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere, değerli destekleriyle bu süreçte yanımızda olan Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Gürsoy'a, oturum başkanları, konuşmacılar ve tüm değerli izleyicilere teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Evet. Now, as a second honorary speaker, we are glad to welcome Mr. Hasan Gürsoy, the president of Gürsoy Foundation in Istanbul. Evet, şimdi açılış konuşmalarımızın ikincisini gerçekleştirmek üzere değerli iş adamı ve Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Gürsoy'u mikrofona davet ediyoruz. Hasan Bey, buyurun. Bütün katılımcılara hayırlı günler diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Bu organizasyona, restorasyona 25 yıldır emek veren ve vakıf hizmetlerini de aile vakfı üzerinden yürütmeye çalışan grubumuzun adına beni davet ettiği için Doktor Ömer Tabanlı Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bütün katılımcılara da tekrar hayırlı günler, hayırlı sabahlar, iyi sempozyumlar diliyorum. Başarılı sunumlar yapılır, faydalı işler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ben de kısa bir konuşma hazırladım. Onu sizlere
takdim etmek ve paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Üniversitemizin bünyesinde faaliyet gösteren vakıf, kültür varlıklarını koruma, uygulama ve araştırma merkezi kuran kısa zamanda ülkemizin en etkili kurumlarından biri haline geldi. Önemli hizmetler yapmakta, tarihi eserlerimizin korunması, bilimsel ilkelerin yaygınlaşması ve uygulama kalitesinin arttırılması konusunda kısa sürede eriştiği kapasite takdire şayandır. Kur'an bünyesinde restorasyon, konservasyon, laboratuvarında yapılan araştırmalar ve bilimsel raporlar hazırlanırken aynı zamanda geleneksel sanat, zanaat, nitelikli iş gücü ve ustaların kayıt altına alınması, geliştirilmesi, sertifikalandırılması, restorasyon camiasının geleceğe daha güvenli ve ümitli ve heyecanla bakmasını sağlıyor. Biz de grubumuza ait Gürsoy Restorasyon şirketimizle yaklaşık 25 yıldır elde ettiğimiz birikimimiz, insan kaynağımızı daha iyi koruma, yaşatma ve kurumsal daha yapıya kavuşma noktasında epey mesafe kat ettik. Bunu da aynı zamanda Gürsoy Eğitim ve Kültür Vakfı ailemize ait olan vakfımıza şemsiyesi altında sürdürdüğümüz bu faaliyetleri şöyle bir anekdotla sizlere aktarmak istiyorum, yapmak istiyorum. Ve epey de mesafe kat ettik. Bünyemiz altında çalışan, yüksek lisansa doktora yapan beyaz yakalı 110 tane yaklaşık mimarımız ve restoratörümüz var. Yaklaşık 150 kişi kadar da taş ustamız, marangozumuz, çini ustamız, hattımız, hattatımız, böyle bir çalışması yapan çok değerli bir ekibimiz var. Bu işin sonunda Ömer Hocam ve değerli katılımcılar, nihai hedefim şu, yapabilirsem, epey de mesafe kat ettim. Bu mektepli ve alaylı diye tabir ettiğim iki kesimi, restorasyonun iki ayağını mutlaka bir araya getirmek istiyorum. Bunun için de bir enstitü kurmakla ilgili epey ciddi bir çalışma yaptık. Yer tespiti yaptık. İnşallah hayata getireceğiz. Buradan kastım şu, yani Mekke-i Mükerreme'de tarihi bizim revaklarımız üzerinde kubbede çalışan Erzurumlu Hasan Usta'mızla Dünya Kültür Mirası Süleymaniye Camii'nin kubbesine çıkmış, mukarnaslarına eli değmiş, tarihi kapıların kapı kollarını kapı kollarını, yukarıdaki havalandırma tünellerinin içindeki taşları yerinde oynatmış. Yani çok ciddi bir insan kaynağımız var. Bunlarla bizim bilim kurulu, çok değerli bilim kurulu üyelerimizi birleştirip, karşı karşıya getirip, bu alaylı kesimi de sertifikalandırıp, bu yaptıkları işlerden dolayı onurlandırmak istiyorum. İnşallah bunu da çok kısa sürede başaracağız diye düşünüyorum. Sizin çalışmalarınıza da yakından takip ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceksiniz inşallah. Benim de böyle bir konferansa davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hocam. Bütün katılımcılara ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir sempozyum olur diye düşünüyorum. Evet. Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy'a değerli katılımlarından ve konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'ın bir görüntülü mesajı var bize ilettiği. Sizlere onu takdim edeceğiz hemen kısa bir şekilde. And now we are moving to our third honorary guest, Mr. Haydar Ali Yıldız, the mayor of Beyoğlu Municipality in Istanbul. Unfortunately, Mr. Haydar, due to his full schedule, couldn't join us personally, but he recorded his speech, and now we will listen to this record.
Ses gelmiyor şu anda. Bilmiyorum. Sesini açabilirsin. Temsilcileri, hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Sağlık alanında COVID-19 salgınının bugün dünyayı getirdiği nokta, neredeyse bütün toplantıların dijital ortamda yapılıyor olması. Bir tarafıyla işlerimizi kolaylaştırırken diğer taraftan insani ilişkilerimizin gelişmesine de maalesef bu anlamda olumsuz etkiler yapabiliyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz, Vakıf Kültür Varlıkları Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığında UNESCO ile birlikte uluslararası bir konferans düzenliyor. Bu yıl 8.'si düzenlenen toplantının uluslararası bir boyutta yapılması da oldukça kıymetli. Toplantının konusu ise sağlıklı binalar, toprak malzemelerinin sağlıklı ve sürdürülebilir iç mekan sağlamadaki rolü. Günümüzün en önemli kavramlarından biri sürdürülebilirlik. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için birçok bilimsel çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların pek çoğu da çözümün doğal malzemelerin kullanımında olduğunu gösteriyor. Özellikle günümüzde artan hava kirliliği, fosil yakıtların tükenmesi, küresel ısınma gibi yenilenebilir kaynakların kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor. Toprak malzemeler, kerpiç ise doğrudan olduğu gibi alınan ve doğaya hiçbir atık bırakmayan doğal, sürdürülebilir malzemeler. Üstelik hem kullanımı kolay, hem ekonomik, hem de çevreci ve hem de sağlıklı. Bu yapıların ısı yalıtımına olanak sağladığı ve nefes alan sağlıklı binalar olduğu da biliniyor. Yüksek teknolojinin bedeli olarak çevre kirliliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir sonucu olarak da son dönemde çevre korunumu ve sürdürülebilirliği ön plana alan uygulayıcı ve planlamacılar yapımında enerji kullanılmayan veya çok az enerjiye gereksinim duyan, kullanımı sırasında en az enerji ve konfor koşullarını sağlayan ekolojik malzemelere yöneliyor. Ekolojiye saygı, binaların daha az enerji tüketmesi ve geri dönüşümü olan malzemelerin kullanımı ile mümkün. Ekolojik kerpiç binalar çevre sistemlerini maksimum derecede korumayı esas alırken, bina içinde de insanlar için en uygun yaşanabilecek ortamı sağlıyor. Bu binalarda enerji tasarruflu yapı kabuğuyla gün ışığından maksimum düzeyde faydalanılıyor ve doğal havalandırma ön planda tutuluyor. Bu bağlamda geleneksel bir malzeme olan kerpiç, üretim aşamasından kullanım ve tüketim aşamasına kadar çok az enerji ihtiyacıyla çevreye duyarlı doğal bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce yıldır kullanılan bu doğal malzemenin günümüze uyarlanmış ve teknolojiyle harmanlanmış birçok örneği dünyada var. Ülkemizde de doğal malzemelerle ilgili yapılan çalışmaların artırılması, teşvik edilmesi, bu malzemelerin eski ve demode değil, aksine çağdaş yorumlarıyla şehirlerimize kazandırılması çok önemli. Özellikle yerel kimliğin korunmasında, bilgi ve tecrübelerin bir sonraki nesillere aktarılmasında bu paylaşımlar çok kıymetli. Günümüzün en önemli maddelerinden biri olan depreme karşı toprak malzemelerin dayanımı ve esnekliği de biliniyor. Doğal malzemelerin kullanımı depreme karşı da büyük avantajlar sağlıyor. Uluslararası bir platformda yapılan bu konferansın
doğal ve çevreye duyarlı malzemelerin kullanımı, teşvik edeceği ve dünyadaki çağdaş yorumlarının paylaşılmasıyla bilgi ve tecrübelerin artırılacağı kanaatindeyim. Birçok üniversiteye sahip ilçemizin önemli kurumlarından birinin üniversitemizin bu konferansa ev sahipliği yapıyor olması da oldukça memnuniyet verici. Her ne kadar kerpiç olmasa da dünyanın en iyi tuğla ve taş yapılarına sahip tarihi bir ilçede bu toplantının düzenleniyor olması da memnuniyet verici. Bu çalışmaların artarak devam etmesi ve mimarisiyle kendisini hayran bırakan ilçemizin ilham kaynağı olmasını diliyorum. Sizleri sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'a aramızda olamasa da mesajıyla katıldığı ve destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de aramızda olan bir diğer protokol misafirimiz Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Çelebi, kendisine söz vermek istiyoruz. We thank Mr. Haider for his speech, and now we would like to welcome Mr. Hayrullah Çelebi, the Director of Foundations in Istanbul First Region, at the General Directorate of Foundations. Buyurun. Kıymetli hocam, davetiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi. Tüm katılımcılara da hoş geldiniz diyoruz. İnşallah benim katıldığım ilk sempozyum, ilk toplantı Fatih Sultan Mehmet Üniversitemizin yapmış olduğu bu sempozyum. Toplantımız inşallah hayırlara vesile olur. Biz de vakıflar olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek ve üstünü çizmek istiyorum. Sempozyumumuz inşallah hayırlara vesile olur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürümüz Sayın Hayrullah Çelebi'ye de katılımları ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Karaman'a veriyoruz. We thank Mr. Hayrullah for his contribution and now we are welcoming Mr. İsmail Karaman, the Vice Director of the General Directorate of Cultural Assets and Museums at Ministry of Culture and Tourism. Buyurunuz. Saygıdeğer öğretim üyelerimiz, kıymetli meslektaşlarım ve değerli konuklar, tüm katılımcıları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına saygıyla selamlıyorum. Toprak malzemenin sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlar elde etme konusundaki rolü konulu Kerpiç 2020 konferansının düzenlenmesinde başta Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an olmak üzere katkısı bulunanlara teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Kültür mirasımız ortak geçmişimizi anlatan, dayanışma ve birlik duygularımızı güçlendiren en büyük hazinemiz. Bu hazinenin korunmasının, tarih boyunca biriktirdiğimiz deneyimlerin ve geleneklerimizin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlayacağının bilincindeyiz. Yapı malzemeleri ve teknolojileri günümüz yaşam şartları nedeniyle hızla değişmekte. Bu nedenle geleneksel mimari yapıların malzeme ve yapım tekniklerini içeren bilgilerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması önem kazanan bir konu haline gelmekte. Günümüz yapı inşa teknolojilerinde kullanıcının ve üreticinin sağlığını gözeten sürdürülebilirlik, geri dönüştürülebilirlik, doğayla uyumluluk, düşük enerji tüketimi, ısı verimi ve yerellik gibi kriterler daha fazla önem kazanmakta. Kerpiç bu kriterleri fazlasıyla karşılayan bir malzeme
Bu bağlamda modern teknolojiyi de besleyen geleneksel bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal mimarinin yapı malzemelerinden biri olan kerpiç, basit ve kolay üretim tekniği yanında yığma duvar ve ahşap karkas yapıların dolgularında ya da sıva olarak kullanımında yapım sistemiyle mükemmel uyumu nedeniyle Anadolu'da geleneksel mimarinin inşa geleneğinin bir parçası olmuştur. Taş ve ahşaba göre suya dayanım derecesi daha düşük olan kerpiçten inşa edilen yapıların duvar yüzeylerine uygulanan toprak sıvanın düzenli aralıklarla yenilenmesi yapıların yaşam süresini uzatmaktadır. Sürdürülebilir özelliği nedeniyle kerpiç yapılar yüzyıllara direnebilmektedir. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. Günümüzden 9000 yıl önce insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği Neolitik döneme ait birbirine bitişik ve kapıları çatısında bulunan Çatalhöyük'teki evler günümüzde Anadolu'da hala kullanılan kerpiç evlerle benzerlik göstermektedir. Sivas-Malatya coğrafyasında kasaba ölçeğinde geleneksel sokak dokusunu ve kerpiç evlerini bütünlüklü bir şekilde koruyabilmiş olan Balaban, ender yerleşimlerden biridir. Çıkmaz sokakları, sokak üstüne aşan selamlıkları, eğimli arazide kat kat alçalarak inen kademeli kerpiç evleriyle geleneksel mimarinin özgün örneklerini barındırmaktadır. Farklı yapı malzemeleriyle birlikte kerpiç malzemeden inşa edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Harran kümbet evleriyle güneşte kurutulmuş kerpiçlerden inşa edilmiş Suruç kümbet evleri de benzer örnekler olarak sayılabilir. Genel müdürlüğümüzce gerçek ve tüzel kişilere ait sivil mimarlık örneği yapıların korunmasına yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır. Taşınmaz farkındalık oluşturmak anlamında bunu da söylemek istiyorum. Taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında maddi kaynaklar sağlanarak bu mimarinin belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar sürdürmekteyiz. Geleneksel yapım teknikleri ve malzemelerin bilimsel çalışmalara konu edilmesinden memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu konferansın ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyor. Düzenlenmesinde emeği geçenlere ve değerli katılımcılara saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de değerli katılımlarından ve konuşmalarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Karaman'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yine bir değerli misafirimiz var. Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar hocamız katılacaktı. Fakat programında ani bir değişiklik olduğu için kurumunu ve kendisini temsilen Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Sayın Murat Oral aramızda. Sayın Murat Oral, sözü size veriyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum Ömer Hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürlerim, değerli Başkan, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Sözlerimi başlamadan önce sizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına saygıyla selamlıyor. Kerpiç 2020 konferansının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Ömer Hocam'ın da belirttiği gibi yoğun programı nedeniyle çok istemesine rağmen konferansımıza katılamayan Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar Bey'in konferansın hayırlı sonuçlar vermesi temennisini saygı ve selamlarımla iletiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vizyonu
sürdürülebilir çevre medeniyetimizi yaşatan şehirler olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız bu kapsamda yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, uygulamaları denetlemek, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, standartları geliştirmek, konut sektörüne ilişkin strateji geliştirmek ve programlama işlemlerini yürütmek, küresel iklim değişikliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gibi yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlere yönelik önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bakanlığımız bu vizyon, görev ve sorumlulukları kapsamında şehirlerin medeniyetimizi temsil eden sürdürülebilir kimlikli yapılardan oluşması yönündeki her türlü çabayı desteklemektedir. Bugün başlayan Kerpiç 2020 konferansını da bu çabaların bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. Kerpiç konusunda dünyada ve ülkemizdeki geçmiş uygulamalara bir göz atmak gerekirse, güneşte kurutulmuş kerpiçlerin yapımından çok daha önce kilin mimaride yaygın olarak kullanılan bir ham madde olduğunu görmekteyiz. Tarih öncesi mimaride kil henüz hareketli ve göçer yaşamın yaygın olduğu M.Ö. 13 binlerden itibaren çamurla karıştırılarak taban ve duvar sıvalarında ya da taş mimaride harç işlevi gören bir malzeme olarak kullanılmış, zaman içerisinde güneşte kurutularak kerpiç haline almıştır. Ülkemizde uzun yıllardır taşıyıcı sistemi ahşap olan yapılarda dolgu malzemesi olarak kullanılan kerpiç malzemeye ilişkin 1985 yılında yayınlanan TS537 çimentolu kerpiç bloklar standardı mevcut olup hala yürürlüktedir. Yine bakanlığımızca 1985 yılında yayınlanmış olan plansız alanlar imar yönetmeliğinde de kerpiç binalara ilişkin bazı kurallara yer verilmiştir. Ancak bu açılardan bakıldığında kerpiç konusundaki mevzuatımızın geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kerpiç blokların özellikle geri dönüşümlü bir malzeme olması, yapımının, onarımının ve sökümünün ekonomik olması, hamurunun gözenekli yapısı sebebiyle havadaki nemi bünyesini alarak iç mekanın nemini dengede tutması, iyi derecedeki ısı tutuculuk özelliği nedeniyle ısıtma kesildikten sonra dahi uzun bir süre bünyesindeki ısıyı vermeye devam ederek sıcaklığı denge tutması ve bence en önemlisi insan tabiatıyla uyumlu bir malzeme olması gibi birçok özelliği nedeniyle kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu özellikleriyle kullanımının yaygınlaşması gereğine rağmen biraz önce de belirttiğim üzere bu konudaki mevzuatımızın da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bu konferansın sonuçlarının gereken mevzuatın hazırlanması çalışmalarına da ayrıca katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, özetlemeye çalıştığım üzere bakanlığımızın çalışmalarına da yol gösterici mahiyette olacağını değerlendirdiğimiz bu konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Sayın Murat Oral'a değerli katılımları ve konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bahsettiği gibi kendilerinde kerpiç konusunda özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımızın buradaki desteği ve katılımı çok önemli. Çünkü sadece kerpiç deyince kültür varlıkları ve eski binalar akla geliyor genellikle. Ama bu algıyı değiştirip yeni binalar üretilmesi konusunda da bakanlığımızın çok büyük destekleri olacağına inanıyoruz. O açıdan da bu vurguları da çok değerli görüyoruz. Yeni bir çalışmaya da böyle vesile olmasını biz de ümit ediyoruz. Tekrar teşekkürler. Son olarak açılış konuşmalarımızda sözü üniversitemizin rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Andı Beyefendi'ye veriyoruz. Sayın hocam. Okay, so we would like first to thank Mr. Murat Oral
for his contribution, the General Director of Vocational Services Directorate, and he was representing Professor Dr. Mehmet Emin Perpinar, the Vice Minister of Environment and Urbanization, that couldn't participate personally due to his full schedule. And now we are giving the floor to our dear Professor Dr. Mehmet Fatih and the Director of Fatih Sultan Mehmet Vakıf University. Buyurunuz hocam. Teşekkür ederim. Çok değerli protokol, kıymetli bilim insanları, değerli misafirler. 8. Uluslararası Kerpiç 2020 konferansına hepiniz hoş geldiniz. Her şeyden evvel ben bu konferansın Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirerek başlamak istiyorum. Bu bilimsel etkinliğin gerçekleşmesinde başta üniversitemizin kuram merkezi olmak üzere emeği olan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Temennim ve beklentim bu etkinliğin verimli geçmesi ve sonuçlarının bütün insanlığa faydalı olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi yani kuram, 2014 yılından bu yana koruma restorasyon alanında bilimsel zeminin güçlendirilmesi ve kalitenin arttırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar özellikle restorasyon, konservasyon alanlarındaki laboratuvar hizmetleri, Ar-Ge ve danışmanlık, proje yönetimi, mesleki uzmanlık eğitimi, bilimsel seminer ve konferanslar, geleneksel sanat ve zanaat atölyeleri ve ustalık eğitimi gibi konuları kapsamıştır ve kapsamaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenmiş olan İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Kuram Lonca isimli projeyi de bu çalışmaların önemlileri arasında sayabiliriz. Merkez bu projeyi de başarıyla tamamlamıştır. Bu elbette alanına ciddi bir katkı ve hizmet sağlamıştır. Bu koruma alanlarının vakıf kültür eserlerini koruma alanlarının yanı sıra geleneksel ve tarihi yapı malzemeleriyle de ilgilenen merkezimiz aynı zamanda bu tür konuları, bu tür başlıkları da ele alan seminer, konferans ve çeşitli uygulamalı mesleki eğitim programları da gerçekleştirmektedir. İşte bugün gerçekleştirdiğimiz Kerpiç 2020 de bunlardan birisi olarak düşünülmelidir. Bugün özellikle dünyanın hepimiz maruz kalıyoruz ve şahidi oluyoruz. Ekolojik dengenin bozulması veyahut küresel ısınma, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği, hele bir de bütün bunların üzerine gelen küresel COVID salgını sürecinde insanlık tabiata yeniden dönüşü, tabiat ile bağını yeniden sorgulamayı ciddi bir mesele olarak önünde bulmuştur. Tabiata yeniden dönüş bir zorunluluğu da doğurmuştur. Bu dönüşün şartları, imkanları ve gerçekleştirme alanları etrafında kafa yormaya başlamıştır. İşte bu Kerpiç 2020 sağlıklı binalar, toprak malzemenin sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlar elde etme konusundaki rolü başlıklı bu etkinliği bu zorunluluğun payımıza düşen ifası olarak görüyor ve değerlendiriyor. Düşüncelerden hareketle ben 8 ülkeden 56 araştırmacının katıldığı çok değerli düşüncelerini, çalışmalarının sonuçlarını bizlerle paylaşacağı bu 8. Uluslararası Kerpiç 2020 konferansının konuşmamın sonunda başarılı geçmesini diliyorum. Tekrar bu bilimsel etkinliği gerçekleştirenlere katılımları için ve katkıları için teşekkür ediyorum. Siz değerli dinleyicilere, katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin verimli ve başarılı geçmesini
sonuçlarının faydalı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Andı'ya kıymetli destekleri ve konuşmaları için biz de çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğini üstlenen üniversitemizde desteklerini daima biz de yakinen hissediyoruz. Çok teşekkürler. Aramızda Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız İsmail Gerçek Beyefendi de var. Sayın Başkanım, siz de bir eğer imkan var mı bilmiyorum. Mikrofonunuz. Sayın Başkanım buyurun. Size de bir söz vermek isterim görünce. Sevgili saygıdeğer katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii özellikle salgının dünyamızı şu anda kasıp kavurduğu bir dönemde yaşanabilir sağlıklı mekanları gündeme alan böyle bir konferansın düzenlenmesi çok isabetli oldu diye düşünüyorum. Tabii burada Kur'an Merkezi Müdürümüz Sayın Ömer Dabanlı'nın ve diğer katılımcıların hepsinin bu sağlıklı yaşamların gelişmesi konusunda önemli fikirleriyle bizlere de ışık tutacaklarını düşünüyorum. Tabii kerpiç deyince ben hemen şunu düşündüm. Ben çocukluğumdan itibaren kerpiç evlerde büyüdüm. Yani ortaokul, lise, üniversite yıllarım bitene kadar kerpiç evlerde yaşayarak kerpiç evlerin ne kadar sağlıklı olduğunu ve insanın hayatında ne kadar pozitif bir enerji sağladığını bizzat yaşamış birisiyim. Ama bugün görüyoruz ki artık kerpiç evler yok. Hoş, şunu söyleyebiliriz. Kerpiç dokusundan kaynaklanan, yani topraktan kaynaklanan endüstrinin katkılarıyla yeni geliştirilmiş malzemeler kullanılıyor. Tabii ki bu iyi bir şey. Dolayısıyla yeniden kerpiç adı altında toprak yapıların gündeme getirilmesi ve bu konuda bilimsel çalışmaların bu konferansta sunulacak olmasından da çok mutluyum. Bu çerçevede özellikle de üniversitemizin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmasından da mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Dileğim bu çalışmanın, bu konferansın, bu çalıştayın bütün insanlığa faydalı olmasını, bilimsel olarak da ortaya konulacak yeni açılımlarla insanlığın tekrar bu betonerme, demir, çelik yapılardan gerçekten doğanın yapısı olan toprağı esas alan yapılara dönmesini arzu ediyorum. Konferansımızın hayırlı olmasını diliyor. Bütün katılımcılara katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın İsmail Gerçek'e kıymetli katılımları ve mesajları için biz de çok teşekkür ediyoruz. Bütün protokolümüze tekrar ben teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandırdılar, şeref verdiler. Açılış konuşmalarını şu an itibariyle bitirmiş durumdayız. Sonraki davetli konuşmacılarla başlayacağımız ilk konuşma İran'dan, sonraki konuşma ilk konuşmayı Bilge Hocamız yapacak, konferans başkanımız. Sonraki konuşmacımız İran'dan olacak. Sonra da Kıbrıs konusunda Sayın İbrahim Numan Hocamızı dinleyeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Açılış konuşmaları oturumunu kapatmış oluyoruz. Bu açıklama içinde son sözü Ruba Hoca'ya veriyorum. Dear all, now we would like to thank Professor Mohamed Fatih Andy and Mr. Ismail Gerçek, the head of the trustee boards, and Professor Fatih, director of Fatih Sultan Mehmet University, for their valuable speeches and continuous support for all the activities. And by their speeches, we are coming to the end of the opening session, and we are moving directly to the keynote speeches. And as a first speaker, we warmly welcome Professor Dr. Bilge Işık, Emeritus Professor from Istanbul Technical University. She is the head of Kerpiç Network and the co-chair of the conference. Professor Bilge will talk on the Kerpiç conferences and their mission in building a hypothesis on earthquake risk preparedness on earth and buildings in use. Hocam buyurunuz, floor is yours.
Sesim duyuluyor mu? Sesim geliyor galiba. Yes. Peki, ben bilimsel konuşmayı yapmadan önce kısaca Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne bu konferansı üstlendiği için orada Ömer Tabanlı ve Erem Saçar emekleri için Kerpiç Akademi'de Aysel Tarım ve kendime teşekkür ediyorum.